Şimdi kendimize bir raf yapacağız. Yavaşça kaldırıyoruz. Tüm çatıda atılmak üzereydi. Onlar da değerlendirme kadar. Bu halat dudağımı öyle bir çarptı ki. Araba güzel mi? Oradan bakınca komik duruyor ama. Herkese merhabalar. Bir Bilgi Anlatorisi programı ile yeniden karşınızdayız. Çoğu bölümümüzde olduğu gibi size gene kendi çapımızda bugün birkaç ufak teknik ve bilgi öğreteceğiz arkadaşlar. Şu an beni büyük ihtimalle dört köşeli bir piramit hologramın üzerinden izliyorsunuz. Evde tasarlamış olduğum bu piramit hologramda sadece hologram ve hologram kasası haricinde şu an görmüş olduğunuz gibi beni birçok farklı açıdan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunun için birçok farklı teknik veya sistem belki uygulanıyordur. Ama benim kendi ev içerisinde oluşturmuş olduğum bu sistem sayesinde şu anda görmüş olduğunuz gibi beni dört farklı köşeden izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'da kendi yaptığım araştırmalar sonucunda birçok çeşitli video yarattım. Bu videolarda genellikle birçok hologram videosu çalışması şu şekilde tasarlanmıştı. Şu an mesela siz beni bu açıdan görüyorsunuz. Yalnız ayrıyetten benim sağ açıdan ve bununla beraber sol açıdan da görebiliyorsunuz. Tabii ki aynı zamanda arka açıdan da görebiliyorsunuz. Peki bu tekniği ne şekilde uyguladım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hepinizin evinde zaten çeşitli akıllı telefonlar veyahut kamera sistemleri var. Örneğin öğrenciyseniz ve apartta yaşıyorsanız illaki bütün arkadaşlarınızın bir akıllı telefonu vardır. Aile ortamında yaşıyorsanız şayet kardeşinizin, sizin, abinizin, ablanızın telefonları vardır veyahut kendi kameranız da vardır. İşte arkadaşlar, bu kameralardan sadece 4 tanesini kullanmanız yeterli. Ön, sağ, sol ve arkanıza kamera yerleştirmek suretiyle birçok farklı açılardan şu an görmüş olduğunuz gibi ev yapımı bir piramit hologramda kendinizi izleyebilirsiniz. Veyahut başka bir video da çekebilirsiniz. Bu bir propaganda çalışması, sevdiğiniz bir insana kendinizi ifade etme biçimi, herhangi bir iş hayatında sunup veyahut ticari bir projenizi herhangi bir standla tanıtmak için kullanılabilir. Temel olarak baktığınızda şu an beni gördüğünüz şekilde farklı açılardan birçok video oluşturabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Madem ki gerçek anlamda holograma en yakın bir yansıtma projesi yapacaksınız, çünkü biliyorsunuz bizim yaptığımız hologram değil. O zaman gerçeğe olabildiğince yakın olsun. Nasıl gerçek bir hologramda en, boy ve kalınlık faktörlerini görebiliyorsanız, kendi tasarlamış olduğunuz piramit hologramlarda da bunu yapabilirsiniz. İlla ki tek yönlü bir kamera açısına ihtiyacınız yok. Evet arkadaşlar, şu an beni gördünüz, beni izlediniz. Olabildiğince size konuyu anlatmaya çalışın. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Şimdi size birkaç tane resim paylaşalım ve bu videoyu ne şekilde hazırladığımı, aynı zamanda bu videoyu hazırlarken veya buna benzer bir video çekecekseniz bunları ne şekilde oluşturabileceksiniz, bunu anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık programa devam edelim. Hoşçakalın.
ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün evde oluşturduğumuz piramit hologram sistemlerini kendi videomuzu ne şekilde yerleştirebilirsiniz? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Mesela şu an beni aslında 4 tane kameradan değil, tek bir kameradan takip ediyorsunuz. Yalnız 4 farklı açıdan. Bu nasıl mı oluyor? Şu an mesela beni izliyorsunuz ya, bu ön profil veya belki piramit hologramın önlü görüntü belki yandan izliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Sadece bir tek kamerada ön tarafı baz alırken diğer el hareketlerini bu şekilde veyahut bu şekilde kullanıyor. Yani aslında kullandığım tek bir kamera olsa da bu defa kameraları değil kendini baz alıyor. Kendi etrafında çeşitli şekillerde dönerek veyahut çeşitli şekillerde kamera karşısında dönerek bu sayede 4 tane farklı görüntü elde ediyorum arkadaşlar. Ve bu görüntüleri de holograma yansıtıyorum. Örneğin şu an öne geçelim bilgiye. Tamam. Şu an beni önden görüyorsunuz değil mi? Yalnız da yan taraftaki profiller için şu şekilde poz alıyorum. Ve sonra bu şekilde poz alıyorum. Bu tabii ki en az kullanılan ama böyle de gerekli olan arka profil. Kamera kendi içerisinde birçok yere kopyalanarak ve çeşitli şekillerde, çeşitli saniye veya dakika aralıklarında aynı şekilde yerleştirilir. Aslında baktığınız zaman siz sadece tek bir kameradan farklı açıları farklı şekillerde yansıtılmış bir halde piramit hologramı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, umarım konuyu gayet detaylamışsınızdır. Olabildiğince basit anlatmaya çalıştım. Küçük bir bilgi. Eğer işin daha basit olmasını istiyorsanız olabildiğince sabit durun ve benim kadar elinizi kolunuzu oynatmayın. Ben standart sunumlardan alıştığım için bu şekilde davranıyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım bir sonraki bölümde programımızı izlemeye ve takip etmeye devam edersiniz. O zamana kadar görüşmek üzere, çünkü size ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bir Bilgi Anlatorisi programı ile yeniden karşınızdayız. Çoğu bölümümüzde olduğu gibi size gene kendi çapımızda bugün birkaç ufak teknik ve bilgi öğreteceğiz arkadaşlar. Şu an beni büyük ihtimalle dört köşeli bir piramit hologramın üzerinden izliyorsunuz. Evde tasarlamış olduğum bu piramit hologramda sadece hologram ve hologram kasası haricinde şu an görmüş olduğunuz gibi beni birçok farklı açıdan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunun için birçok farklı teknik veya sistem belki uygulanıyordur. Ama benim kendim ev içerisinde oluşturmuş olduğum bu sistem sayesinde şu anda görmüş olduğunuz gibi beni 4 farklı köşeden izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube'dan kendi yaptığım araştırmalar sonucunda birçok çeşitli video yarattım. Bu videolarda genellikle birçok hologram videosu çalışması şu şekilde tasarlanmıştı. Şu an mesela siz beni bu açıdan görüyorsunuz. Yalnız ayrıyette benim sağ açıdan ve bununla beraber sol açıdan da görebiliyorsunuz. Tabii ki aynı zamanda arka açıdan da görebiliyorsunuz. Peki bu tekniği ne şekilde uyguladım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hepinizin evinde zaten çeşitli akıllı telefonlar veyahut kamera sistemleri var. Örneğin öğrenciyseniz ve apartta yaşıyorsanız illaki bütün arkadaşlarınızın bir akıllı telefonu vardır.
aile ortamında yaşıyorsanız şayet kardeşinizin, sizin, abinizin, ablanızın telefonları vardır veyahut kendi kameranız da vardır. İşte arkadaşlar, bu kameralardan sadece 4 tanesini kullanmanız yeterli. Ön, sağ, sol ve arkanıza kamera yerleştirmek suretiyle birçok farklı açılardan şu an görmüş olduğunuz gibi ev yapımı bir piramit hologramda kendinizi izleyebilirsiniz. Veyahut başka bir videoda çekebilirsiniz. Bu bir propaganda çalışması, sevdiğiniz bir insana kendinizi ifade etme biçimi, herhangi bir iş hayatında sunup veyahut ticari bir projenizi herhangi bir standla tanıtmak için kullanılabilir. Temel olarak baktığınızda şu an beni gördüğünüz şekilde farklı açılardan birçok video oluşturabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Madem ki gerçek anlamda holograma en yakın bir yansıtma projesi yapacaksınız, çünkü biliyorsunuz bizim yaptığımız hologram değil, o zaman gerçeğe olabildiğince yakın olsun. Nasıl gerçek bir hologramda en, boy ve kalınlık faktörlerini görebiliyorsanız, kendi tasarlamış olduğunuz piramit hologramlarda da bunu yapabilirsiniz. İlla ki tek yönlü bir kamera açısına ihtiyacınız yok. Evet arkadaşlar, şu an beni gördünüz, beni izlediniz. Olabildiğince size konuyu anlatmaya çalışın. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Şimdi size birkaç tane resim paylaşalım ve bu videoyu ne şekilde hazırladığımı, aynı zamanda bu videoyu hazırlarken veya buna benzer bir video çekecekseniz bunları ne şekilde oluşturabileceksiniz, bunu anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık programa devam edelim. Hoşçakalın.